Atarlı şarkıların kraliçesi, yazın habercisi, durmaksızın kavga ettiği için mi gündemde, gündemde olmak için mi durmaksızın kavga ediyor hala anlamadığımız, şarkılarına akıl olsak da dilimizden düşüremediğimiz fakat hepsinden öte, olmadı bir de Miami yaparım, gördüğün gibi çok unutkanım ideolojisinin ve memlekette kadın erkek ilişkilerinde yaşanan erozyonun şarkılarından eksik olmadığı Demet Akalın. Şimdi anlatacağım hayat hikayesi aslında Demet Akalın'ın şimdi neden bu kadar dobra, neden bu kadar gösterişi seven ve neden bu kadar kendini gösteren bir insan olduğunu anlamamıza fayda sağlayacak gibi duruyor. 23 Nisan 1972'de Gölcük Kocaeli'de dünyaya geldi. Babası deniz subayı Ali, annesi Şenay Akalın. O daha 2 yaşındayken 1974 yılının yılbaşı akşamı ailesi onu babaannesine bırakmış, eğlenmek için dışarı çıkmıştı. Fakat o ekipten sadece bir kişi eve dönebildi. O gece eğlence dönüşü feci bir kaza geçirdiler. Babası sürdüğü arabanın kontrolünü kaybetti ve son hızla ağaca çarptı. Görünene göre babası, annesi ve teyzesi hayatını kaybetmişti. Ama bir mucize yaşandı. Öldü diye morga kaldırılan Şenay Akalın'ın orada kolunun kıpırdadığı fark edildi ve yoğun bakıma alındı. Ne yazık ki babası ve teyzesinin ölümü ise kesindi. Annesi 29 gün komada yattı, ardından 6 ayda hastanede tedavi gördü. Taburcu olduğundaysa ona kazanın mirası sinir hastalığı kalmıştı. İşte bu sinir harbi Demet Akalın'ın içine kapanık ve çekingen bir çocuk olarak büyümesine neden oldu. Yine de o zamanlarda asebiliği yok değilmiş. Mahalledeki çocukları dövdüğü çok olurmuş. Böyle bir çocukluğun ardından liseyi de doğduğu yerde bitirdi. Aklındaysa gazeteci olmak vardı. Hatta foto muhabiri olmak için basın yayın okumak istiyordu ama üniversiteyi kazanamadı. Annesinin ısrarıyla da manken olmak için kursa gitti. 90 yılında Maya Güzeli seçildikten sonra da Neşerberk'le çalışmaya başladı. Yine aynı yıl sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sonra Hülya Avşar'ın annesi Emral Avşar'ın elinden tutması ve Avşar'ın kadrosunda ona yer vermesiyle gazinolarda sahne almaya başladı. Baktı ki oluyor, hemen ilk albüm Sebebim 96'da raflarda yerini aldı. Üstüne de Bendeniz tarzıyla bir klip, oh! İşler yolunda gidince podyumu bırakıp şarkıcılığa geçmeye karar verdi. Senin Anan Güzel Mi single'ı da Türk popunda yeni bir çığır açtı ve giderli şarkılar furyası başladı. Ölenerek bekleyemem, senin anan güzel mi? Kasete girdim, bar sanatçısı olmam demişti. Bar sanatçısı olamam, yapamam herhalde. Yani gecenin bir yarısından sonra 2,5-3 saat sahnede kalmak benim işim değil. Ama o lafından sonra o kadar gecelerin kadını oldu ki bir klibinde disko topuna bile dönüştü. Sonra ikinci albüm Unuttum geldi. Ardından Bana Ne albümündeki şarkılar o yıl bar ve kulüplerde en çok çalınan parçalardı. Derken Demet Akalın günden güne giderli şarkılarla kendi tarzını oluşturmayı başardı da Türk kızının tarzını da değiştirmeye başladı. Ondan önce canım, cicimay ben sana kurban olurum diyen kızlar, ondan sonra hadi yallah elimi sallasam ellisi ama senin gibisini ben her yerde okurum. Biz diyemediğimiz için ağız alışık değil. Yalnız şöyle bir şey vardı. Demet Akalın başlarda ne sesi ne de fiziği ya da şarkıları güzel diye dinleniyordu. Asıl dinlenmesinin ve mankenlikten şarkıcılığa kolayca geçmesinin nedeni tam olarak mağduriyetiydi. İbrahim Kutlay'la yaşadığı aşkın hazin bir sona bağlanması onu ailemizin kızı yapmıştı. Herkes ona üzülüyor, onu kollamak istiyordu. Oysa bunu ticari anlamda en iyi şekilde kullandı. İhanetten nasıl kurtulunur bunu gösterirken giderli şarkıların oluşmasına da bu olay neden olmuştu. Sen pek kuaförle bir kızı dövmüşsün, doğru mu? Dövdüm. Evet. Bir karıyı daha döveceğim. Döveyim mi bunları şimdi? Bir adaşımı daha döveceğim. İbrahim Kutlay tabii ki tek aşkı değildi. Ardından 2006 ve 2010'da 2 evlilik yaptı. 2012'de Okan Kurt'la evlendi ve Hira adında bir kızları oldu. Bu arada sırasıyla Kusursuz 19, Dans Et, Zirve, Giderli 16, Rekor, Pırlanta, Rakipsiz albümleri geldi. Dedi ki Hande Yener Avrupa'yı kaset yaptı, geriledi. Gülşen de yapımcısıyla ilişkisinden bir durağı anladı. Onlar bu kadar kan kaybedince ben de oturayım bari gündeme ki oturdu da. Her albümünde en az 3 demek şu oluyor bu 2. Her albümünde en az 3 şarkıya klip çekiyordu. Hatta 8 klip çektiği de oluyordu. Haliyle yaratıcılıkta bir yerden sonra gitti tabii. Mesela her klibinde file çorap kullanmaya başladı. Lakin bunu bacağına giymek çok düz olurdu. O da kafaya geçirdi. Maskelerden sahtelerden. Başlarda bikinisiz çektiği klip yoktu. Havuz başı bikinili, deniz kenarı bikinili, çöl bikinili, ev bikini diye köreltti. Her sevdiğini de mutlaka bir klipte oynatırdı. Kastan kıvırmak için herhalde. Hadi bunlar neyse. Bir de araklama klip iddiaları çıktı başımıza. Bana ne klibi? Madonna'nın oynadığı Star klibini bayağı andırıyordu. Mucize klibi Demi Minogue'un I Begin to Wonder'ının kopyası gibiydi. Aşk klibi Gwen Stefani'nin Now That You Got It'in bir tıpkısıydı sanki. Deliyim klibi ise Carrie Hilson'ın Lose Control klibiyle neredeyse birebir. Tecrübe klibinde de aynı şey başına gelecekti az kalsın. Klibin Cornell'in Keep on Jumping klibiyle aynı olduğunu fark edince bu sefer iptal etti ve sil baştan yeni bir klip çektirdi. Bir zahmet artık. Hadi klipleri geçtik. Sonra bir de konser performansında Beyoncé'den feyz almasın mı? Ulan Beyoncé altında gri eşofmanıyla provalarında bile Demet Akalın'ın bu konserindeki halinden daha iyidir dedirtmedi değil. Kim bilir belki de adından söz etmek için bunları kasıtlı yapıyordu. Çünkü bu dünyada kameralar onları çekmez, insanlar onları konuşmazsa ölüm gibi bir şey oluyordu ama kimse ölmüyordu. Tartışmaları da öyle. Biz hala tartıştığı için mi gündemde olmak için mi tartışıyor anlayamadık. Ama şöyle de bir gerçek var. Çoğu kişi de onun adından pay kapmaya çalışarak polemik çıkartıyor. Gülben Ergenlerle bilmem nelerle yarışırlar ben tekim. 2007 yılında Hande Yener'le bakkal müziği tartışmasıyla başladı bu furya. O olaydan sonra hem bu ikili arasında tartışmalar gelenekselleşti hem de Türk mop müziği aslında tam olarak yani. O olaydan sonra hem bu ikili arasındaki tartışmalar gelenekselleşti hem de Türk pop müziğini ifade eden yeni bir tanım çıkmış oldu. Bakkal tarzı müzik yapan kişilerin zaten başka tarzla ilgili bir kültürleri olmadığı için bence hiç eleştiri de yapmamalılar. Sonra Sibel Can, İrem Derici, hatta İbo'yla tartışması... Akalın İbrahim Tatlıses'ten kiraladığı uçak için leş gibi yorumu yapınca tokat gibi cevap gelmişti İbo'dan. O benim nasıl bir binici olduğumu bilir. Ben eşileş atlara bilmem. Onları geçtim. Aleyna Tilki ve dahası. Say bitmez. Soğuk hava ve Suriye'den gelen mikrofon... Ay. Dayanamadığım bir şarkı. Gelelim kıssadan hisseye. Demet'in ilk hit şarkısı Senin Anan Güzel Mi'yi çıkardığı 2000 yılından beri Türkiye'de 1,7 milyon boşanma gerçekleşti. Boşanma oranları son 10 yılda %40 arttı ve evliliklerden daha hızlı artmaya her yıl istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Atarlı giderli şarkılarla eller havaya iyi hoştu ama memlekette aile kurumu kalmadı. Milenyumun başından beri kendimizi tüketimle ifade eder olduk. Demet ve benzerleri de bunun müzikteki karşılığı oldu. İnsan bir şeyler paylaştığı insana adın neydi hatırlamadım, ismin neydi çıkaramadım der miydi? Artık derdi. Çıkıp millet Demet'in şarkı sözlerinden dolayı boşanıyor, 3-5 günlük ilişkiler prim yapıyor diyecek değiliz. Sadece müziğin ve ağızlara dolanan şarkı sözlerinin toplumsal bilinçte bir etkisi olduğunu söylüyoruz. Aşk neydi? Emekti. Şimdi ise bende yaslar kısa sürüyor oldu. Doğruya doğru kendini aşıp müzikte çığır açmak gibi bir kaygısı yok. O sadece işine bakıyor. Hayatın anlamını arayan kişi zaten onu dinlemez. Ay makyajsız yakalandım, ay kıyafetlerim uygun değil gibi saçma eziklikleri yok. Kadın neyse o. Magazine yakalanmadan önce makyajsız hallerini kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Demet Akalın artık insanların hayatında bir rol model ama bunu pek de iyiye kullandığı söylenemez. Diyarbakır'dan mı geldiniz gafı? Olabilir mi? Bari tempo falan alkış. Abi Diyarbakır'dan mı geldiniz dedim, dağdan mı geldiniz, nereden geldiniz anlamadım. Dansçılarını sahneden kovması. Zaten 4-5 gündür güzel tatil yapıyorsunuz. Çıkmanıza gerek yok, ben kendi kendime eğlendiririm. Ankaralı Turgut için alt tabaka demesi ve The Artist filminde diyalog yok diye sinema parasını geri istemesi gibi olaylar bizdeki değerini düşürüyor. Gitgide her şeyi ticarete dönüştürmeyi başardı. Dostluğu da, düşmanlığı da. Kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener'le aynı reklamda oynadı. Çok para verdiler, ikimiz de reddedemedik dedi. Garip, vallahi çok garip. Kadına şiddetin bu kadar çok olduğu bu dönemde şöyle bir cümle kurmuştu eski eşi için. O bana vursaydı otururdum, boşanmazdım. Ben maçoluk istiyorum. Sormak lazım Demet Akalın'a. O dayak yediği halde parasızlıktan, namus davasından, öldürülme korkusundan gidemeyen kadın da acaba maçoluk mu istiyordu?